Sevgili Çiftçi TV izleyenleri, yine bir kuşçu programında sizlerle beraberiz. Bugün İstanbul'dayım. İstanbul Çağatay'da bulunan İstanbul Güvercin Federasyonu'ndayım. Yani İGF'deyim. İGF'yi biliyoruz arkadaşlar. İGF bir sevdadır. Tek sloganımız bu. Bugün de Türkiye'nin en büyük katılımlı olan, en güçlü kupa töreni yapan İGF ailesiyle beraberim. Türkiye'de bir ilk olan ödül olarak araba veriliyor arkadaşlar. Oyun kuşunda Türkiye'de bir ilk araba veriliyor. Bugün İGF ailesinin tüzüğünü, iyi bir oyun kuşu nasıl olmalı, kupa yarışlarında nasıl puanlama yapılıyor, ne tüzükle ne şartlarla yapılıyor, bunları sizlerle paylaşacağım. Sevgili Başkanım Murat Boyraz Bey ve Hüseyin Yamadağ Beyefendi ile beraberim. Kendilerini size tanıtacağım. İGF ailesini sizlerle paylaşacağım. Başkanım öncelikle teşekkür ederim. Çiftçi TV'ye teşekkür ediyorum. Murat abi size de çok teşekkür ediyorum. İstanbul Güvercin Federasyonu'nun başkanıyım. İsmim Murat Boyraz. Memleketim Sivas. 1970 doğumluyum. Biz bu İstanbul Güvercin Federasyonu'nu kurarken arkadaşlarla sohbet esnasında dedik böyle bir şey yapsak nasıl olur? Sonra arkadaşlarla beraber bir gün kalabalık bir şekilde toplandık. Ondan sonra gerçekten bu işi başlarken de büyük hedeflerimiz olduğunu biliyorduk ve iyi yerlere geleceğimizi de biliyorduk. Biz başlarken herkes diyordu ki 300-500 olur falan diyordu. Ama ilk kupa şeyimde yazılımımıza 1500 gibi bir rakam yakaladık. Herkes de şaşırdı tabii. Bu bir çalışmayla, bir ekiple alakası olan bir şey. İlk önce iyi yönetim, sonra iyi bölge sorumluları ve iyi hakemlerle İstanbul'da güvercin yarışması düzenliyoruz. Ve gerçekten de büyük bir ödül var. Büyük de emek veriyoruz bu işe. Gerçekten anlatıldığı gibi kolay bir şey değil. Çünkü yeni bir federasyon kurduk ve bizden 15 sene, 16 sene, 17 senelik federasyonlar var. Bunlara karşı bir rekabet başladık. Rekabetimiz tatlı, ahlaklı bir rekabet. Çok güzel. Tabii ki bunun içinde tartıştığımız konular da oluyor ama insanlar şunu bilmiyor. Bu bir yarışma. Ve buradaki amacımız iyi kuşları öne çıkartmak. Bence güvercin yarışmalarına katılan arkadaşların çoğu güvercinlerini elemek zorunda kalıyor ve iyi kuşlar beslemek zorunda kalıyor. Yani ben de öyle yapmaya çalışıyorum ama beceremiyoruz. Neyse. Evet. Büyük bir federasyon olduk. İleride daha iyi şeyler başaracağız. Mesela bir de şu konu var. Mesela insanlar, ben bıraksam bir başka arkadaşımız da bu federasyon başkanlığı yapabileceğine inanıyorum. Ama tek eksiğimiz nerede? Kalıcı hiçbir şey yapmıyoruz. Yani diğer federasyonlar da şimdiye kadar kalıcı hiçbir şey yapmamış. Bunun için küçük bir çalışma yapmaya başladık. Güzel bir projeyle bunu yapacağız ama şu anda anlatmak istemiyorum. Bir netleşsin. Ondan sonra arkadaşlarıma anlatmak istiyorum. İstanbul Güvercin Federasyonu'nu iyi yerlere taşımak istiyoruz. Bu da bir ekiple alakalı. Evet. Bu ekibin de elimizde olduğuna inanıyorum. Daha çok çalışacağız. Daha çok kuşçu camiasına hizmet etmek için mücadele edeceğiz. Çok güzel. Hüseyin Başkanımı da bir tanıyalım. Hoş geldiniz tekrar Çiftçi TV olarak Murat Bey sizde. Hüseyin Yamadağ ben. 74 doğumluyum, Sivaslıyım. Kuşçuluğa babadan başladık. Senelerdir biz hep yarışların içerisindeyiz. Başkanımızın da dediği gibi böyle bir bu Kağıthane civarında belli arkadaşlarla böyle muhabbetler esnasında hani böyle bir kupa yapalım mı ya da bir kendi çevremizde böyle bir dostluk kupası gibi bir şey mi yapalım derken oturduk, bir tüzük çıktı ortaya. Yönetim kadrosuna kimleri alalım diye düşündük. Şöyle bir fikir sunduk kendimize, herkese. Yani bu camiye gerçekten hizmet etmiş, sevilen ve kuşla haşır neşir olan insanları toplayalım dedik. İşte belli bölgelerden önde gelen isimleri, kupalarda derece yapan insanları, kuştan anlayan insanları bir araya topladık. Bizim ilk çıkışımızın, yükselişimizin sebebi de genelde bu oldu zaten. Yani insanlar, koyduğumuz yönetim kadrosundaki insanlar, sevilen insanlar, yaptığımız tüzük insanların eksiklerini gideren tüzükler. X tüzük yapmış, adamın kuşu uzun gidiyor, sesten yiyor. Kesinti yiyor. Adamın kuşu şöyle yapıyor, oradan yiyor. Dedik ki arkadaşlar, zaten olan bir yarışmanın aynısını yapmanın bir manası yok. Zaten var böyle bir şey. Ne yapalım? Buradaki insanların itiraz ettiği eksikleri nedir? Bunlar. Biz bunun üstüne bunu koyalım.
Başka eksikler ne var? Bunlar, bunu mu koyalım? Tamam mı? Tamam mı? Tüzüğü yatırdık masaya. Eksiklerimizi bulduk. Düzelttik. Bismillah dedik. 2017 senesine başladık. Beklentilerin çok üstünde bir katılım oldu. Hatalarımız olmadı mı? İlla ki olmuştur. İlk senemiz, doğru düzgün profesyonel hakemimiz yok. Bir yandan hakem yetiştirip bir yandan yarış sürdürmeye çalıştık. Hatalarımız olmuştur ama böyle insanları yıkıcı, böyle çok sert bir şeylerimiz olmamıştır. Çok güzel. Basit problemlerimiz olmuştur. Onları da düzelte düzelte, kendimizi geliştire geliştire. Yani bir hakem, iki hakemle başlamışız. Şu anda sezonun son zamanlarında 20 tane bir günde kuş banladığımızı biliyorum. Doğrusu yanlışı bu, övünecek bir şey değil belki ama yani o hale getirdik insanları artık. Yani bir şeyleri gördüğünü yazabilme, yazabildiğini anlatabilme böyle kapasitesine insanlar geldi. Kendini bir üst seviyeye çıkartanlar zaten şu anda tam kadro bizde şey yaptık, hakem kadrosundayız. Dediğim gibi başladık, aramızdaki insanlar dahil oldu, ayrılan arkadaşlarımız oldu. Herkese ben her zaman söylerim, gelene hoş geldin, gidene de emeklerin için teşekkür. Yani arkasından niye gittin, vah gittin değil de teşekkür edeceğiz, bu adamla biz buraya geldik. Yani ayrılan insanlarla da biz kurucu üyelerimiz hepsi. Evet. Biz bunlarla buraya kadar geldik ve her geçen gün çıtamızı arttırmaya başladık. Niye arttırmaya başladık? Sistemi oturttuk. Sistemi oturttuktan sonra bunu ilerletmenin yollarına bakmaya başladık. Yani sistemi oturduk, hadi arabayı yokuş aşağı salla gitsin değil. Bunu daha düzelleştirelim, daha geliştirelim. İşte örnek veriyorum, kupa törenimizi ilk senemiz biz gittik, şeyde yaptık, belediyenin bir toplantı salonunda yaptık. Yani biz böyle geliştire gelişte, tabii şu bizim şu hatamız da var. İnsanlar bunu gördükçe bizden sürekli bir çıkış ivmesi bekliyorlar. Yani bu ivmenin sonu yok. Evet. Kupa törenlerimizi mesela geçen senenin kupa törenini güzel 5 yıldızlı bir otelde yaptık. Bizim şöyle de bir açımız var. Biz bunları kupada belli bir şeyler var ama biz bunları karşılayacak böyle insanlara, yarışmacılara veya yöneticilerimize yansıtmadan bir şeyler yapabilir miyim projesini kurulduğumuz zamandan beri biz bunu yapıyoruz. Ya insanlar belki bizi yanlış algılıyor. Yani işte bunlar X belediyeye yakın duruyorlar, Y belediyeye yakın duruyorlar, belki yanlış algılıyorlar. Değil. Bize kim bir adım gelirse biz oraya yakın çok gidiyoruz. Güzel. Biz de bunun sebebi şudur yani. Bizim kupa törenimiz oluyor, yemeklerimiz oluyor, kupalarımız oluyor, plaketlerimiz oluyor. Kim bize bundan destek verirse biz her zaman onun için yanındayız. Yani seçim zamanlarında da yanında olmaya gayret ediyoruz. Ama bu bizim gidip de X kişinin yanında bulunmamız, ona oy veriyoruz anlamına gelmiyor. Herkesin kendine göre bir düşüncesi vardır. Ama biz buradan kendimize bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş da kendimizi arttırıyoruz. Daha da güzel şeyler yapacağız. Normal rutin halimizle gidiyoruz. Geçen sene işte bu sene mesela kupa töreninde hani şey kupamızda ne verelim diye düşünürken ya dedik hani bu işler aldığın zaman vereceksin. Bu işin şeyi bu. Başka açıklıyorum. Bizim burada herhangi bir beklentimiz de yok. Kar güden bir kuruluş da değil burası. Tamamen yarışmacılara kuş, oyun kuşunu geliştirmeye yönelik yapmış olduğumuz bir organizasyon. Bunu verebilir miyiz? Yöneticilerimizle oturduk, konuştuk. Bakın arkadaşlar, böyle bir şey düşünüyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Bunun altından çıkamayabiliriz. Herkes kendi namına, benden taşın altına ben bu kadar koyarım. Ben bu kadar, ben bu yalan. Baktım şeyin, arabanın şeyi çıkıyor. Yarısı çıktı. Gerisi kolay kendinden gelir dedik ve girdik. Şükür altında kalmadık. 2300'lerde bir katılım. Hibe hisselerimizde 2700'lerdeyiz. Çok gönüllerdekini güzel. Saymıyoruz. O da 5000, 10.000'lerde zaten. Türkiye genelinde çok buraları da alın. Yani bu kupayı geliştirin. İstanbul dışına çıkın diye geliyor ama. Yani biz zaten şu İstanbul içiyle hakikaten uğraşmakta zorluk çekiyoruz. Çünkü dediğim gibi yani insanları her zaman mutlu da edemiyorsun. Mutsuz olanları mutlu ettiğin zaman mutlu olanları üzüyorsun. O yüzden bir şekilde kimseye dokunmadan yürütmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi bu sene büyük ödülümüz araba. Seneye bilmiyorum. Ama yani bu çıkış böyle gidecek ama şey olarak değil. Ödül namında veya şeyinden değil. Kupayı güzelleştirmen namında, kuşçular namına değişik böyle ihtiyaçlarını karşılayacak bir şeyler vererekten. Bunu işte belediyelerle görüşmelerimiz var, değişik projelerimiz var İstanbul için. Geliştirmeye çalışacağız. Dediğim gibi yönetim kadromuz çok sağlam, çok tutucuyuz. Bizim en güzel tarafımız bir şeyi elime alayım kaygısı yok bizdeki hiçbir insanda. Yani başkan bugüne kadar bir gün gelip de bir genel kurul, bak bizim tüzüğümüzde yazar her sene bir genel kurul yapmamız gerekiyor başkanla ilgili. Başkan adayı varsa onu değerlendireceğiz, yoksa başkan güven oyu almak zorunda.
Tamam, başkan adayı olmayabilir ama 15 tane yöneticinin onu belki bunun başkanın Murat Boyramız'ın başkan olmasını istemiyor. Biz bugüne kadar geldiğimiz günden beri böyle bir çatlak ses duymadık. Çok ve güzel. Tam tersine herkes yönetim kadromuzda olmak için mücadele ediyor. Yani herkes mücadele ediyor. Bizde de bir süreç var. Bu süreçte o yönetim kadrosunda bulunan arkadaşların belli zamanlarda başkan yardımcılığına geçiriyoruz. Bu hani ona bir faydası yok. Aynı çalışmasına devam edecek. Bana da bir faydası yok. Ben de aynı çalışmama devam edeceğim. Ama nedir? İnsana böyle bir çıta atlatmak gibi oluyor. Daha güzel oluyor. Yarın bir gün eş başkan yaparız. 5 tane başkan yaparız aramızda. İnşallah. Bizde önemli olan hizmet. Yarışmacı arkadaşlarımızdan da herkesten çok teşekkür ediyorum. Bizi üzecek. Bugüne kadar çok ciddi şeyler yaşamadık. Şeylerimiz oldu böyle hatalarımızın karşılığında veya onlar bizim hata yaptığımızı düşündüler ama dediğim gibi bariz, bilerek, görünen bir hata yapmadık. Ve sezon içerisinde de bütün yarışmacılardan hakem vasıtasıyla bize gelen şu problemli, bu hatalı, bu yanlış, bu düzeltilmesi gereken şeyleri sene sonu masaya yatırıp yeni sene, her sene yeni sezon düzeyi çıkartırız. Eksiklerimizi tamamlarız, yolumuza devam ederiz. Peki başkanım, İGF'nin kuruluş yılı nedir? 2016'nın biz 8. aylarında, 9. aylarında bunun çalışmalarına başladık. 2017 sezonunun başında 5. senemize girdik. Girdik. Peki başkanım, İGF ailesi kimdir? Nasıl bir kadrosu vardır? Nasıl bir hakem heyeti vardır? Kaç kişilik bir hakem heyeti, komisyon grubu, yönetim kurulu, kaç kişiden oluşur İGF ailemiz? Şöyle söyleyeyim. Başkanımız zaten bir tane, eş başkanımız yok. 4 tane, 5 tane başkan yardımcımız var. Aşağı yukarı 18 tane yönetim kadromuz var. Bunun dışında şimdi yönetim diye sadece onları ayıklamıyorum. Bir de bizim bölge sorumlusu statüsünde olan, bize gönül vermiş, yönetimdeki yönetimden daha İGF'ci olan bölge sorumlusu arkadaşlarımız. Biz hepimizi büyük bir cami olarak görüyoruz. Yani biz sadece 20 kişiden oluşan bir grup değiliz. Bizim bölge sorumlularımız, 20-30 tane bölge sorumlumuz var. Bunlar da bizim İGF yönetimi olarak çalışmaktalar. Yani bir yerde bir konuşma olduğu zaman ya ben Hasan'ın bölge sorumlusuyum ya da Mehmet'in değil. Ben İGF'nin bölge sorumlusuyum. Size de yardımcı olurum ama ben İGF'ciyim. Yani İGF ne diyorsa altına imzamı atarım diyecek dünya kadar da yardımsever dost arkadaşlarımız var. Çok güzel. Peki puanlamalarda başkanım, bugün bir yerde bir kuş uçacaksa kaç hakem gidiyor oraya? Şöyle, bizde şu anda öncesine göre genelde hep iki hakem gider bizde. Ama oranın bölge sorumlusu, seyircileri saymıyorum, yarışmacıları saymıyorum. Bölge sorumlusuna müsaitse de gidip oturabilir. Çünkü neden? O bölgedeki insanları yazan bölge sorumlularını temsilen oradadır. Yani olabilir, hakemimiz yanlış görmüş olabilir. Bizde orada bölge sorumlusu bile hakeme bak müdahale etmek demiyorum, fikir beyan etmek zorundadır. Yani olabilir, X arkadaşımız der ki bu geçersiz. Y arkadaşımız der ki acaba diyebilir. Bölge sorumlusu arkadaşlar ben sanki böyle gördüm dediğinde onun o fikri bize yeterli olabilir. Anladım. O yüzden dediğim gibi bizde bölge sorumluları da, yönetim kadrosu da, başkan yardımcısı kadrosu da kesinlikle kuştan anlayan insanlar. Oyun kuşundan anlayan kuşumlar. Seferin nasıl olması gerektiğini, başların nasıl yani. Benim yönetimdeki arkadaşım, başkan yardımcısı ve yönetim kadrosundaki bütün arkadaşlarım kuş puanlamaya yetkisi vardır düzük gereği. Ama biz nasıl yaptık? Dedik ki arkadaşlar, X arkadaşa gidiyor. Bu adamın gözü biraz yumuşak. Örnek diyorum yani 15-18 metre, gerçekte kuş 20 metre gitmiş. 18-20 görüyor. Ama bazı arkadaşım biraz kısıklı olabilir. Yani biraz daha detay arar. Sıçramasını alttan, kanat tutmasını biraz böyle ince ayar. Üstteki şeyini arar. Der ki işte 16 metre, 13 metre, 12 metre. Bizdekiler de bu statü birbirine yakın olsun diye. Yani bu şeyi almayalım diye. Yani piyasada duyulmuş şey vardır yarışmalarda. Gattar hakem, yumuşak hakem. Yani iki çeşit hakem statüsü vardır. Aslında değil. İkisi de gördüğünü yapıyor. İkisi de tüzük gereğini yapıyor ama. İşte örnek diyorum. Bir tanesi çok 20 gitti, 14 gitti. Bir tanesi 20 gitti, 16 gitti. Yani o gözlem mesafesi var. Anladım. Ben o yumuşak hakem statüsündeyim mesela, anlatabildim mi? Yani o yüzden bunu ortadan kaldıralım diye 20 hakemimiz olmasın. Bizim 20-22 tane hakemimiz vardı. 20 hakem olmasın dedik. Bu sene şöyle biz yaptık. İlk senemiz bu sene o işi. 6 tane hakem. 3 baş hakem. 3 yardımcı hakem ama 3 yardımcı hakem dedi. Bizde 3 tane baş hakemdir yani. Bunların hepsini 6 kişi ayakladık. 3 takım. Sabah 3, akşam 3. Standart. Bunlar sadece bunlar. Yani başka bir hakem yok. Ama nedir? Yedek hakemlerimiz var. Bunlardan birine herhangi bir rahatsızlandığı işi oldu. Hemen onu baş hakemin yanına motive edebiliyoruz yani.
Peki başkanım, oyun kuşunda yapılan yaptığınız İGF ailesi olarak bu tüzük son nokta olmuş mudur artık? Puanlama cetveli artık Türkiye'de olması gereken bu diyebilir miyiz? Şöyle söyleyeyim Murat Bey, onu da bana göre. Şimdi bu çok tartışılacak, göreceli bir kavram aslında. Yani bir tanesi sert kuş sever, bir tanesi çok sert bir kuş sever, bir tanesi çok fışkıran, bir tanesi çok pratik taklasını dönen fışkıran kuş sever, ama tüzüklerde hepsi bunu arar. Yani baktığın zaman yumuşak tüzükte bile arkasında bonuslu olarak bunu arar. Bana göre bu tüzük üstüdür. Niye üstüdür? Söyleyeyim ben size. Şimdi kupalar diyor ki ses bittiği zaman baş bitsin. Tamam, hemfikirim. Zaten iyi kuş odur. Ama adamın kuşu var şimdi. 15 metre, 13 metre, 12 metre oynuyor. Sesli oynuyor. 30 tane atlıyor. Ama 10-12 metre oynuyor bak. 2 takla, 3 takla oynuyor. Şimdi adamın kuşu var 40 metre, 45 metre, 50 metre. Yani İstanbul gibi böyle bir nemli ortamda, böyle bir hava şartlarında 40-50 metre düz giden bir kuş, yazdırılabilecek bir kuş uçurmak çok zordur. Şimdi adam onu başarmış. Kaldırıyor kupaya, kuş 60 metre gidiyor. Şimdi bir kere şöyle konuşalım. Bizim bu kuşlar böyle ormanda, boş arazide, cıvıltı, kuş cıvıltıların içinde uçan bir kuş değil. Araba geçer, vinç geçer, kamyon geçer, o geçer, bu geçer, bağırtı, gürültü, patırtı. Kuş zaten 15-20 metre sonra sesini kısmaya başlar. Ne kadar da deparlı olursa olsun. İstisnalar vardır. Onları ben saymıyorum. Rutin kuşlardan bahsediyorum. Adamın kuşu 50 metre gitmiş. Bu kuş kaç tane yapar? En baba yapacağı 15 tane. Şimdi sen 50 metre giden adamın kuşunu 15 metrede ses gitti diye kesersin. 15 tane yapar. Örnek diyorum, alır 600 puan. Adamın kuşu da 10-12 metre oynar. Alır 700 puan. Şimdi bu ne olur? Kurduk kuzuyu boğdurmuş olursun birbirine. Yani bence mantıklı olan bizim tüzüğümüz. Niye? Sessiz kuş bu, anlamıyoruz. Sessiz kuşu nereden ayıklayacaksın? 10 metre ses verecek kuş. 10 metre geçerli baştır. Bütün kupalarda. Başladığı yerden 10 metreye kadar o sesi duyman lazım. 10 metreden sonra gittiği yere kadar gitsin kuşun. Hiç başını kesmeyin. Ama şu var. Kuş 50 gitti. 30'dan sonra ses kesti. En arkada bonus puanımız var bizim. Ses bonusu. Orayı 2-5 diye ayırmışız. Çok sesli giden, normal sesli gideni. Sonuna kadar ama. Sonuna kadar ses vermeyeni, oraya 2'yi vermiyorsun. Sefer başına bu. Ama adam o kuşu 50 gitmiş, 50'yi yaz. 60 gitmiş, 60'ı yaz. 70 gitmiş, 70'i yaz. Zaten o kuşun yapacağı 10-12 tane. Sen o kuşun sesten kesersek biz, bizim için konuşuyorum. Kimseyi de tüzüğünüz yanlıştır demiyorum kesinlikle. Anladım. Ama hani böyle bir tüzük var. Bizim bu tüzüğün üstüne bunu eklememiz gerekiyor. Yani metraj besleyen insanların da kuşları puan alsın, derece yapsın. Sadece 10-15 metre veya da 20 metre arası sesli kuşlar değil. 10 metre ses versin geçerli. Sessiz kuş puan kesinlikle puanlamıyoruz ama üstüne bunu ekledik. Bence baktığım zaman şöyle adaletli bir şey olduğuna inanıyorum. Niye? Bana bugüne kadar bir tanesi açıp da ya benim kuşum 40 gitti 15 yazdınız demedi. 30 gitti 10 yazdınız demedi. Anlatabildim mi? Yani biz anladım. Orada doğru bir ivmeyi yakaladığımıza inanıyorum. Çünkü artık insanlar şuna başladı. İGF'lik kuş, X kupalık kuş demeye başladılar. Anladım. Hani eskiden şu laf vardı. Seyirlik kuş, kupalık kuş. Şimdi insanlar ya bunu buna göre bu kupaya hazırlıyorum. Bunu bu kupaya, bunu bu. Öyle bir şey yok abi. O kuş bütün kupaya uçar mı? Uçar. Onluk bunluk diye bir şey yok. Yani bence bir parça orada bir esnemeyi yakalamamız lazım. Yani olan bir şeyi yeniden yapmanın bir anlamı yok. O insanları da mutlu etmek lazım. Çünkü bizim İstanbul'daki özellikle kuşçularda, zaten İstanbul dışlarında var da, bir uzunca hastalığı var bizde. Ben de kendim de dahil olmak üzere bir uzunca hastalığı var. O uzunca hastalıktaki adamı kuşu da 10-12 tane 15 tane yapar. 50'si de yapar belki ama gene istisnaları saymıyorum. Uçurduğum zaman şimdi benim kuşum 50 gitmiş deftere bakıyorum 18. Benim kuşum 30 gitmiş deftere bakıyorum 12. Moralmen çöküyorum zaten. Soğuyorum moralmen. O yüzden yani böyle biz bence orada o doğru şeyi yakaladık. Eksiklerimiz oluyor dediğim gibi, onu yarışmacılardan gelen şeylere göre düzenlemelerimizi yapıyoruz. Mesela eskiden kupalarda ezan okunduğu zaman puanlama biter, kuş diskalifiye olurdu. İnişini bile beklemezler. Diskalifiye, direkt ezan okundu bitti. İndi indi inmedi. Mesela biz ona yeni bir soluk getirdik. Dedik ki arkadaşlar, ezanın bitimine kadar bekliyorsunuz. Puanlama geçerli. Ezan bitiminden sonra arkadaşa bir yarım saat süre veriyorsunuz. Pırıltı dışında indirmek için her türlü hünerlerini sergileyebilir. Kuşlarını yüze çıkartır, kümes kapılarını açar, solukları çıkartır, yemleri çuvallara döker, ne istiyorsa yapsın. Ama pırıltı vermeden, yarım saat onunla beceremedi mi? Çekilin kenara, kümesleri kendi haline bırakın, oturun bekleyin.
Gecenin 12 kadar 12'sine kadar kuşuşsa bile oturun bekleyin, inecek o kuş. Ha yerine inmez. Kurallar dışına bir yere iner, elenir ayrı. Ama geldi hedefine indi kuş. İniş puanı alamıyor. İniş taklaları geçerli. Anladım. Yani kuştur bu. Arttırır performansını, geceye kalabilir. Bu tarz düzenlemeler yaptık. Bundan da şu ana kadar hiçbir şikayet görmedik. Herkes çok memnun. Herkes çok halinden de memnun. Dediğim gibi bu sene biz 2300'leri zorladık. Her sene artıyor. Daha da artmasını istemiyoruz için açıkçası altından kalkamıyoruz. Zaten İstanbul dışına hiç bir ara düşüncemiz vardı. Ama rakamlar buraya çıkınca vazgeçtik. Şimdilik böyle devam ediyoruz. Ama ileriki günler ne gösterir görmek lazım. Bir sorun da olacak başkanım. Peki neden camiamız, arkadaşlar, sevdalı dostlar İGF'ye gelmeli, İGF'nin içinde olmalı? Şimdi bir... Hep diyoruz ya İGF bir sevdadır. Şimdi İGF bir sevdadır. Onun nedenini söyleyeyim size. Şimdi şöyle bir olay var. Bizim İGF'nin içerisinde kesinlikle bir tutuculuk var. Yani dışarıdaki insanı dışlamak anlamında değil. Bir tutuculuk var. Bu İGF'nin kanından mıdır, suyundan mıdır bilmiyorum. Hakikaten bir tutuculuk var. Yani birimize bir şey oldu. Bakın şimdi sabah burada toplanacağız dedik. 20-30 kişi bir araya geldik. Cumartesi günü şu güzel havada kuş uçuran insanları buraya bu saatte getiremezsin. Evet. Bizde böyle bir güzellik var. Bir yere gideceğiz diyoruz mesela. Örnek veriyorum. Murat Bey gelmiş, ziyarete gideceğiz. Arkadaşlar, başkanımız grubumuza yazar, yönetim, irtibat grubumuza. Bir bakmışım 40 kişi. Arkadaşlar böyle böyle bir belediyeden isteğimiz var. Belediye başkanı buraya bir toplantıya geliyormuş. Ziyarete gideceğiz. 50 kişi. Şimdi insanlarda böyle bir tutuculuk, güzel bir şey var. Artı bizde hani insanların böyle işte ya başkan işi beceremiyor, yardımcı beceremiyor, o beceremiyor. Yok bizde öyle bir şey. Yapmak isteyen meydan burada. Yok. Kesinlikle yok. Yapmak isteyen meydan burada yani. Ben şimdi örnek veriyorum. Başkan ben işte şunu yaptıracağım diyorum. Niye yaptırıyorsun demiyor bana. Ya ne için yaptırıyorum? Ben İGB için yaptırıyorum. Güzel bir şey yaptırmışsın, eline sağlık diyor. İşte o bir arkadaşım diyor ki ben şöyle bir şey yaptırdım, dağıtalım arkadaşlara. İşte Sinan arkadaşımız dedi ben şapka yaptırıyorum 500-600 tane dağıtalım millete. O dedi ben tişört yaptırıyorum dağıtalım. O dedi ben kupa yaptırıyorum dağıtalım. Şimdi herkes kendinden fedakarlık yaptırıyor. Ben inanıyorum bugün desem ki yazılımımız 1000'i geçmedi arkadaşlar. Biz bu arabayı kendimiz alacağız. Ben o parayı çıkartırım İGF'nin içerisinde yönetim kadrosundan. Evet. İnanırım yani, ben ona inanıyorum. Yani 5 lira bulamayacak bir pozisyon olsa bile ben o parayı çıkartacağım inanıyorum. O yüzden bizdeki insanlar bu işe gönüllü girdi. Gönüllü hizmet ediyorlar. İkileten yok. Cazgırlık yapan yok. Zaten biraz böyle sivrilmek isteyen, zaten sıkıntılı olan kendiliğinden ayrılıyor zaten. Duramıyor içimizde çünkü bizde öyle bir olay yok. Anladım. Bir araya toplandık mı hep beraber yapıyoruz. Bir eksiğimiz oldu mu hep beraber. Bir problemimiz olsa bu bize dönse bile hep beraber oturup kendi aramızda bu işin içinden çıkarıyoruz. Ben bir iki kere böyle bir sıkıntı yaşadık. Biz burada yönetimimiz toplandık. Bir tane yönetim kadrosunda biri çıkıp da abi siz hatalısınız, biz hatalıyız, niye böyle yaptık demedi. Olmuştur. Bizim hatamızdır. Bunu düzeltmenin yolunu bulalım. O yüzden ben bir bakıyorum hakikaten bize gelen hiçbir zaman bugüne kadar bize gelen derken biz tabii bir Mevlana kapısı değiliz. Biz yarışmacılar için olan bir top grubuz. Öyle gelecek gidecek bir şeyimiz yok ortamımız. Mekanımız burası, derneğimiz. Bizden hiç kimse hani rahatsız olup da ayrılan insan olmaz. Hep birilerinin gazına gelmiştir. Hep birilerinin fişeklemesine gelmiştir. Yani ben oturuyorum mesela, ayrılan insanlarla oturup konuşuyorum. Problem yok. Birilerinin gazlarına geliyorlar. Ama dediğim gibi bizde aslında şu anda şöyle baktığım zaman bütün herkes için söylüyorum. Birlik ve beraberlik çok önemlidir. Düşmez kalkmaz bir Cenab-ı Allah'tır. Kimin ne yapacağı, ne başına geleceği belli olmaz. Burun ameliyatı oldum. Geçmiş olsun. Kalp krizi geçirdim. Masadan zor kalktım. Kimin ne olacağı belli olmaz. Evet. O yüzden kimse kimseyi üzmesin. Bu işten hiç kimse para kazanmıyor. Bakın hiç kimse para. Ben yatağımdan kalktım buraya. Sırf böyle bir toplantı için geldim. Kimse kimseden bu işten para kazanmıyor. Hı hı. Varsa bu cami, bizim içerisimizde, camianın içerisinde biz bu oluşumlardan cebimize para koyuyoruz diyen varsa çıksın. Tam tersi. Biz veriyoruz. Sürekli veriyoruz. Sürekli veriyoruz. Hiç eksilmiyor. O yüzden bu işler, oluşumlar tamamen bu oyun kuşunu geliştirmek ve yarışmacılar için yapılmış bir sistem. Eksikler, hatalar, yanlışlar olabilir. Bunları düzgün bir şekilde oturup düzeltilecek bir ortam varsa tabii, şimdi sana doğru, yanlış olan 500 kişiye göre doğrudur. Şimdi her yanlış dediğini de düzeltemeyiz. Ama dediğim gibi düzelteceği düzeltiriz. Ekleneceği ekleriz. Biz yolumuza bakarız. Daha da ileriye gideceğiz. Ben bunu söylüyorum.
Bunu buraya bir not alalım. Daha çok güzel şeyler yapacağız. İnşallah. İstanbul'daki kuşçular için güzel şeyler yapacağız. İstanbul dışındaki kuşçular da lütfen bizim kusurumuza bakmasınlar. Burayla anca uğraşıyoruz. Ama olur da yarın bir gün hani İstanbul dışından bize geldi. Burada böyle bir kadromuz var. Bilginiz olsun. Burada böyle bir kadromuz var. Bilginiz olsun. Bize uzak gelmiyor. Yanlış da gelmiyor. Tek sıkıntı şu geliyor bize. Yani biz buradaki kuşçuları hava iklim şartları güzel olan, leziz olan, senenin 10 ayı kuş uçurulabilecek bölgeler var. Senenin 8 ayı 10 ayı rüzgarsız olan bölgeler var. Biz burada 2 ay rüzgarsız havayı yaşarsak biz dua ediyoruz İstanbul kuşçuları olarak. Nemi görüyorsunuz, hava şartlarını görüyorsunuz. O yüzden şimdi ben burada İstanbul dışına aldığım zaman sanki bana göre, bu da yanlış anlaşılmasın, İstanbul kuşçularına biraz ezdirmiş gibi olurum diye düşünüyorum. Anladım. Çünkü örnek veriyorum, bir Ankara'nın, Kırıkkale'nin, Sivas'ın, içerilerin, dağ içerilerin hava ortamlarıyla, nem, rüzgar ortamlarıyla İstanbul'unki bir olamaz. Tutamıyoruz zaten. Anladım biz. Başkanım. O yüzden hani ama olur mu? Olur. Çünkü bazı bölgelerden geldi illerden. İşte hakem grubumuz var. Böyle bir derneğimiz var. Hani öyle bir genelde düşünürseniz bu bölgeyi böyle bir şey düşünürüz diye geldi. Bir ara düşünüyorduk ama şu anda biraz bekleyelim. Daha değişik projelerimiz var İstanbul'la ilgili. Çok güzel başkanım. Onları bir devreye alalım. Yani birlik beraberliği ne oldu? Yani İGF diyoruz. Buradan İGF. Bunu çıkardım ben. İGF bir sevdadır sloganı da çok basit bir kelimeyle çıkmış bir şeydir ama dilden dile yayıldı. Herkes benimsedi. İGF'de bir sevda oldu çıktı yani. Çok güzel. Başkanımı tekrar uzatabilirsek. Evet başkanım. İGF'nin başkanı Büyük Başkan Murat Boyraz. Murat Bey, sizin uçurmuş olduğunuz oyun kuşlarında, kupa törenlerinde kurduğunuz tüzük üzerine sizin aradığınız özellik bir kuşta ne olmalı? İyi bir oyun kuşu nasıl olmalı? Bizim istediğimiz şartlar budur. En azından beklentimiz budur. Diyebileceklerimiz neler başkanım? Vallahi herkesin istediği gibi, her federasyonun veya her kuşun istediği gibi, işte eskiden 10 baş oldu mu bize yetiyordu ama artık 10 seferli kuş bize yetmiyor. Yani. Maşallah bize 1186 puan alan arkadaşlar var yani. Bunlar da kuşun çok sefer yapmasıyla alakalı ve uzun metraj yapmasıyla alakalı. En iyi kuşu benim istediğim gibi diğer arkadaşların da istediğine inanıyorum. Mesela 1 metreye de sokulabilir kuş, 3 metreye de sokulabilir. İşte taklalı, kanat çalıştırarak 10 takla, 5 takla. Yani şimdi kimin kuşuna göre 10 taklalı kuş iyi, kimine göre 5 taklalı. Ama mesafeye bakıyorsun, 5 taklalı kuş 20 metre gitti mi başarılı bir kuş diye değerlendiriyorum. Neden? Çünkü çok atlar o kuş ve o mesafelerde kısa mesafe diye değerlendiriyorum. Başarılı olur yani. Mesela Hüseyin Yamadağ'ın da geçen uçurduğu, Engin Köse'den uçurduğu kuş da var. O da metrajlı bir kuş, taklalı bir kuş. Bizim istediğimiz kuş tarzı 3 metreye sokulacak. 15 metre, 20 metre kanat çalıştırarak, 5-6 takla atarak ondan sonra bunun seferini çoğaltacak. Yani 20 sefer, 25 sefer, 30 sefer. 15 sefer yapsa bizde çok başarılı bir kuş anlamına gelmiyor. Bu sene öyle oldu. Çok sefer yapması gerekiyor. Çok sefer yaptı mı da çok puan alıyor yani kuşlarımız. Yani söyleyeceğim bu kadar bunu yani. Evet, peki başkanım. Büyük ödülümüz araba dedik. Evet. Araba diye söylediniz. Sosyal medyada da, tüm evet. Mecralarda da görüyoruz. Büyük ödülün sahibi sizce İstanbul'da gerçekten uçurduğu kuşla hak ederek mi olacak? Yani bu kuş evet bu arabayı hak etti. Gerçekten de 4 4'lük oyun yaptı. Yoksa daha ileri vardı. Arabayı belki de olabilirdi diyebilecek miyiz? Mutlaka. Çünkü gerçekten İstanbul oyun kuşunun baş kalesi diye düşünüyorum. Aracımız... Mutlaka çok iyi kuşlar olacak. Oldu da işte yerine inemediler bazıları. Bazıları boş indi yerine. Geçecek kuşlarla karşılaştık yani. Ve bu sezonda yani gerçekten herkes daha yeni eşleme yapan arkadaşlar bile ben geçeceğim diyor. Çünkü yani bir hırs var değil mi başkanım? Onu sormak istedim. Belki yanlış sordum ama bir hırs var değil mi? Tabii. Herkes hırs var. İstanbullular hırslı maşallah. Peki aynı şekilde yavru ve eke klasmanı ayrı olarak mı yarışacak? Yok, beraber yarışıyor bizde. Bu sene araba için hepsi bir mi yarışacak? Hepsi bir yarışıyor. Anladım. Birinci olan ödülümüz birinci araç olacak. İkinciler aynı şekilde eski düzen midir? Altınlar, kupalar vesaire plaketler evet, şeklinde. Evet, aynen öyle olacak abi. Yani görüyorsunuz arkadaşlar, Türkiye'de gerçekten bir ilk İGF ailesi olarak birinci olan kuşu araba veriyor arkadaşlar. Bu gerçekten büyük bir başarıdır. Sizlerin de itinayla takip etmesini rica ediyorum. İGF ailesi olarak
Kupa törenine kadar lütfen İGF ailesini takip edin arkadaşlar. Bunlardan sonra farklı farklı daha detaylı, daha profesyonel anlamda yarışmalar olacağını da iddia ediyorum buradan. Yeni projelerimiz olacak. Bu projelerimizi kısa zamanda tekrar duyuracağız. İGF bir sevdadır. Buradan peki başkanım, buradaki abilerim için hakim abilerimiz, baş hakemlerimiz var mı? Ozan Çimen hakem. Yine bir alabilir miyiz buraya? Evet, siz de İGF ailesinden hakem arkadaşlarsınız, hakem abilerimsiniz. Önce bir sizi tanıyayım, birkaç soru da size sorayım. Adım Ozan Çimen. 1973 Almanya doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Yaklaşık 4 senedir İGF'de baş hakemlik yapıyorum. Çok güzel. Öncelikle size hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Puanlamaya gidiyorsunuz. Bugün bir arkadaş kuş tutacak, oraya gidiyorsunuz. Puanlama esnasında gittiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Nerede duruyorsunuz? Nasıl bir takip yapıyorsunuz? Puanlama esnasında ne gibi tartışmalar çıkabiliyor? Nelere dikkat ediyorsunuz? Bunları sizden öğrenmek istiyorum. İlk önce yarışma alanına gittiğimiz zaman yarışmacıya kurallardan bahsediyoruz. Yerin ölçümünü yapıyoruz. Kuşu net görebileceğimiz bir nokta seçiyoruz. Yeri seçtikten sonra işte 5'e 5 olan kuşun girme alanını hesaplıyoruz. Yarışmacı arkadaşa bunun çizdiğimiz çizgenin dışından kuş sefere girdiği zaman bunu yazamayacağımızı, İGF'nin tüzüğünde bazı kurallar var, kuşa yardımcı olacak. Hedefin illa merkez olması gerekmiyor. Yani gösterdiği, yaptığı alan değil. Kuş bazen hedefe geç yaklaştığı için, uzak yaklaştığı için bu hedefi biraz daha ileri alabileceğimizi söylüyoruz ve yardımcı oluyoruz. Zaten İGF kupalarda hakem olarak yarışmacılara ve kuşa çok iyi hizmet eden bir kupa. Yani elimizden geldiği kadar bu tür şeylere dikkat ediyoruz. Ondan sonra yarışmacı saatinde kuşu kaldırtmaya özen gösteriyoruz. Kuşu kaldırdıktan sonra dikkatlice kuşun inene kadar kuşu seyretmeye başlıyoruz. İlk önce kuş fişeye gelirken, yani oyuna gelirken kuşun gelme biçimini, geldikten sonra alçalmasını, alçaldıktan sonra taklaları, bunun içinde taban, ara takla, son takla, en sonunda metresini görüyoruz zaten ve saatini yazıyoruz. Yarışmalarda oluyor bazen arkadaşlar, yarışmacının yarışma heyecanından dolayı, normaldeki hayatında çok sakin bir insan olabilir ama yarışmadaki heyecandan dolayı itirazlarda da bulunabiliyor. Hata herkes yapabilir. Yani bir hata yaptıksak mutlaka bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Yani zaten insanlar yaptığı hatalarla bir şeyi daha düzgüne çevirebiliyor yani. Doğrusunu hatalar yapa öğrenebiliyoruz. Allah'a şükür çok büyük bir hatamız olmadı bu zamana kadar. Herkes de İGF'den çok çok memnun. Biz de yarışmacı arkadaşlardan memnunuz. Yani başkanımız, yönetimimiz bize de yardımcı oluyor. Yani yarışmacı arkadaşımızın bazı sıkıntıları olduğu zaman biz bunu yönetime bildirdiğimiz zaman bunu mutlaka geri dönüşümü düzgün oluyor. Öyle yani. Çok güzel. Emekleriniz var. Diğer hakem beyefendiyi de bir tanıyalım. Erkan Yüksel, 1978 İstanbul doğumluyum. Ozan abinin dediği gibi çok aşırı bir yoğunluğumuz da var. Yani çok kuş uçuyor İGF'ye. Tüzüğümüze geldiğimiz zaman da... Puan ciltlerimiz bu. Evet, puan ciltlerimiz bu. Kameraman arkadaşım, bir de bunu yakın alırsak bunu da göstereyim. Ben sizi dinliyorum Erkan. Evet, Bey. Ondan 10 metre 2 takla bize geçerli seferdir. 3 metrenin altına gelmek şartıyla. Ozan abinin dediği gibi hedefin belli bir noktaları vardır. Yalnız bizim bir kriterimiz vardır. Hedefimiz bizim bu 5 metredir diyelim. Bunun içerisinde kuş oynayacak. Buraya baş yapacak. 7 metre geriden aldı. Biz onun seferi saymıyoruz. Ama şu şeyimiz var. Kuşu kaldırıyor yarışmacı arkadaşımız. Kuş o anda poyraz esiyor. Kuş şu noktayı göstermiş bize hedef. Ama hava lodosa dönüyor. Çocuk eğer kuş sefere girmediyse biz ona törenaz tanıyoruz. Diyoruz ki bak hava lodosa döndü, yönünü değiştirebilirse hedefi. Öyle bir şeylerimiz vardı bizim İGF'de. Yani biz gerçekten kuştan yanayız. Yani öyle şey gaddar bir hakemliği bir şeyimiz yok. Anladım. Benim özellikle benim şeyim şudur. Ben 3.10'dan 3.20'den tutan kuşu, yani 3.10 3.20'den tutan fişeği tutan kuşu 20-25 metre sürüyorsa, ama 10 metre değil 20-25 metre, ben yazıyorum. Ben bizim İGF yönetiminde de söyledi bunu. Ben yazıyorum. Yani biz kuştan yana olduğumuzu diyorlar ki ya sen yazıyorsun bu. Ama yazılmayan başlarda 3.5'tan almış 10 metre gitmiş. Yazılmaz. Ama kuş gelmiş hararetli atımlı bir kuş. Tutturamamış 3.10'dan kaptırmış bir şeyini. Kuş sürmüş 40 metre. 5 dakika 40 metre. O baş yazılmaz mı? Günah hayvana. Anladım. Yani problemler bazen öyle bir problemler oluyor. İşte orada yazıldı burada yazılmadı ama ufak problemler. Kuşun hakkını yemeden, hiç kimsenin hakkını yemeden bu şekilde devam ettiriyoruz. Yani bizler hakem olarak sizlerin emekleriniz zaten çok büyük.
sizler de hatalar yapabiliyorsunuz. Yapıyoruz kesinlikle. Olabilir. Yapıyoruz ya. Ben yaptım kaç kere genel Ozan abi yapıyor. Ozan Bey, Erkan Bey şunları diyordum. Yani hakemler işte genelde şu dedikodular olur zaten biliyorsunuz. İşte hakem o kuşçu arkadaş tanıdığı için ona tolerans tanıyor vesaire. Ama bu gibi durumlar olmuyor İGF ailesinde. Doğru muyuz? Kesinlikle. Sizlerin de hatalar olabilir illaki ama bunu gelen yarışmacı arkadaşların sorularına göre siz de cevaplıyorsunuz umarım. Kesinlikle. Kesinlikle. Mesela Ozan abi kuş kaldıracak. Hakem şimdi ben gideyim Ozan abi. Ozan abi kuş kalkana kadar Ozan abi. Kuş kalktıktan sonra yalnızca Ozan oluyor benim için. Anladım. Bitti. Kuş kalktıktan sonra Ozan oluyor. Yani çünkü adalet sonuçta yukarıda yarın öbür gün can vereceğiz. Yani adalet evet. Karşısına çıktığımız zaman hakkını yemiş miyim yememiş miyim orada çıkacak her şey. Anladım. Hakem heyeti olarak sizlerin de emekleri büyük. Çok teşekkür ederiz. Ben şahsım adına sizlere de teşekkür ederim. Çiftçi TV ailesine. Yine zannediyorum başkanım burada İGF ailesinden abilerimiz var. Başkanlarımız ve muhtarımız burada. Onları da bir rica edeyim. İstanbul Şişli Kuştepe Mahallesi'nin muhtarıyım. Bu dönem muhtar oldum. İGF ile muhabbetimiz, sevdamız uzun yıllara dayalı dostluğumuz olan Murat Boyraz Başkanım'la başladı. Şunu söyleyeyim, İGF'nin içinde ben yönetimde siyasi ayaktan sorumluyum. Siyasi birim başkanıyım. Çok güzel. Şimdi şöyle bir şey var. Bildiğiniz üzere kupa törenlerimiz olağanüstü oluyor. İlk başladığımız kupa törenlerimiz biraz zayıf geçti ama gün geçtikçe çığ gibi büyüyen İGF ailesi artık salonlara salonlar almaz oldu. Dolayısıyla biz de Şişli Belediye Başkanımız Sayın Muammer Keskin'le bu görüşmeleri sağladıktan sonra İstanbul'un en büyük otellerinden, Şişli'nin en büyük otellerinden birinde tam 1500 kişilik bir İGF'nin ailesine olağanüstü bir kupa töreni yaptı. Maşallah. Şimdi yine Murat Başkanım'ın büyük bir projesiyle birlikte siyasi çalışmasını yapıyoruz. En kısa zamanda Sayın İstanbul Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile görüşeceğiz. Ve kendisine İstanbul'daki bütün kuşçu ailesini, İGF ailesini ve bütün kuşseverleri kendisiyle tanıştıracağız. Bu inanın belki İstanbul'da belki Türkiye'de ilk defa olacak binlerce insanın bir araya geldiğinde tabii bu pandemi süresinden sonra olacak binlerce insanın bir araya geldiği gün Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok büyük bir proje hazırlıyoruz. İnşallah en kısa zamanda Türkiye bu faciayı atlattıktan sonra inşallah en güzel günlerde buluşacağız diyorum. İnşallah muhtarım sizi de İGF ailesinin içinde görmek güzel. Sevgili Osman Bey, Osman Başkanım'la bir tanıyalım. Cümleten merhaba, hoş geldiniz hoş diyorum. Hoş bulduk başkanım. Çiftçi TV'ye teşekkür ediyoruz böyle bir organizasyon yaptığı için. Ben Osman Baş, yıllarca bazı kurumlarda kuşçuluk adına görevde bulundum, hakemlik yaptım. Gezmeyi seviyorum, dolaşmayı seviyorum, muhabbeti seviyorum. İstanbul kendi özelinde bundan 10 sene, 15 sene evvel bunların konuşulacağı söylenseydi belki birkaç kişi çıkardık hayal eden. Yani İstanbul bir gün gelecek, dünya çapında kuşta bir marka olacak. Özellikle oyun kuşunda. Tabii sizin merakınız olan süs kuşu da ayrı bir dal. Biz o kadar onun içinde olmamıza rağmen sizler bu işleri yapıyorsunuz ve tanıtıyorsunuz. Takip ediyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi oyun kuşu bir noktaya geldi. Bunda emeği geçen çok arkadaşımız, çok kardeşimiz var. Ben de acizane o emek verenlerden biriyim. Artık görevleri genç arkadaşlarımız üstleniyorlar. Onlar biraz daha mücadeleci oluyorlar. Biz artık yavaş yavaş yorulduk. Hafiften kenara çekildik. Ama her zaman İGF ailesi olsun, diğer federasyonlar olsun. Hepsine elimizden gelen desteği, ne yapmamız gerekiyorsa, bize ne görev veriyorlarsa. Şurada eksiğimiz var, burada şunu yapmamız lazım. Neyse yani kendimizi bir şey sanıp da yok ben onu yapmam mı? Öyle bir şey yok. Hani en alt tabakadayız ve hizmetteyiz yani. Hangi başkan ne isterse, özellikle Murat Boyraz bu konuda taşın altına elini koydu, uğraşıyor. Hüseyin Yamadağ kardeşim uğraşıyor. İGF, diğer federasyonlar da uğraşıyorlar. Hepsini tebrik ve takdir ediyorum. Fakat İGF üzerinde tutkunluğun adı, birlikteliğin adı ve böyle giderlerse, tabii ki biz bazen İGF'yi çok sevmekle beraber kardeşlerimiz, dostumuz olarak uyarılarımızı da yapıyoruz. Ondan da gocunmuyorlar. O hatalarını düzeltmek için bir yola giriyorlar. Kendileri böyle yapmakla daha büyüyorlar. Eğer böyle devam ederlerse, hatalarından ders alırlarsa, ufak tefek yanlışları bir daha yapmamak üzere o yolda devam ederlerse, ben inanıyorum İGF
dünya çapında bir marka olacak. Şimdi ben acizane şunu söylemek istiyorum. Tabii ki tüm Türkiye'de bu işe meraklı, bu işi yapmaya gönüllü insanların taşın altına elini koyup Türkiye'mizde ırkların tescili yapılmalı diyorum ben. Ve bu yarışların bir çıta daha yükseltilmeli ve o çıtayla beraber de biz Türkiye olarak nasıl Avrupalılar postayı markalaştırmış, bizim kendi kuşumuzu, oyun kuşumuzu özellikle veya süs kuşumuzu, kendimize ait değerlerimizi tescillememiz, markalamamız gerekiyor. Buradan tüm kuşçu camiasına çok selam ediyorum. Sağ olun. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. İnşallah bu pandemi sürecinde de toplum olarak bunu başarılı bir şekilde mesafeye, maske kurallarına uyarak atlatmayı herkesten rica ediyorum. Teşekkür Sağ olun, ederim. Var olun. Sağ olun başkanım. Evet sevgili izleyicilerimiz, bu hafta da İstanbul Kağıthane'deydim. IGF ailesiyle beraberdim. Türkiye'de bir ilk oyun kuşu turnuvasında büyük ödül olarak araba veriyor arkadaşlar. IGF bir sevdadır dedik. Bugün de IGF ailesiyle beraberdik. Kuşçu programında kalın. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Özellikle de IGF ailesini takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. IGF bir sevdadır diyoruz. Herkese selam olsun. Buradan tüm sevdalı dostlarımıza selamlar. Görüşmek üzere inşallah. İGF bir sevdadır.